Peki bu adam ne istiyor sizden bu kadar? Bir anlasam. Fikret bulaşmış mı? Hayır müdürüm. Ama bu herif Fikret'in etrafında dolanıyor. Yani Fikret'in böyle pis işlerle işi olmaz. Onu biliyorum. Biraz iyi niyetlidir, zaafları vardır falan ama yapmaz. Ya düşünün, adam benim karımın okuluna sinsi sinsi gelmiş, ortak olmuş. Ben de bunu yeni öğrendim. Bayağı kafayı takmış size. Geçen seferki halinden ben de hoşlanmadım zaten. Hani şu kurşunlama hadisesinde. Faili de bulamadık. Kendisinin tertip ettiğinden şüpheleniyoruz. Ben bu adamdan her şeyi bekliyorum artık. Fikret'i koruyayım derken ben bu adamı biraz araştırdım. Perde arkasında ne var ne yok bir bakayım dedim. İyi ki de bakmışım. Ya Fikret bir gün geldi, bu mazot firmasını değiştirelim dedi. Ben de onayladım yani, bir problem görmedim. Her şey yasaldı. O da fark etmemiş. Arkasından da bu adam çıktı işte. Can dostu olduklarına inandırmış bir şekilde. Bizim şimdi alıcı olarak başımız yanar mı? Kaynağını bilemeyeceğiniz için. Ayrıca da yani aldığınız ürün faturalandığından sizin başınız yanmaz. Sizin bir kabahatiniz yok ki. Ama sağlayıcının yanar. Ben bu adam şüphelenmesin diye, gardını almasın diye bu mazot firmasıyla ilişimi kesmedim. Ama bu Adem'in servisleri de fullmüş. Allah aşkına müdürüm, bir an önce patlatın bu herifi de alın başımdan. Ben bunca derdimin arasında bununla uğraşmak istemiyorum. Merak etmeyin, gerekeni hemen yapacağım. Verdiğiniz bilgi için teşekkürler. Yok ya, bu böyle olmayacak. Gelin hadi biz de karakola gidelim, orada öğrenelim ne oluyor. Kızım Adem gelmeyin peşimden dedi, bekleyin dedi. Tamam, siz kalın o zaman, ben gideyim öğreneyim, haber vereyim size. Bak Adem çok kızacak, lütfen. Ay merak etmeyin, nazı analar çeker derler. Ey Allah'ım, nereden buldun oğlum bu kızı ya? Tabii ne acayip bir devir oldu değil mi ya? Benim şirkete emanet ettiğim adama benim arkamdan kazdığı kuyuya bak ya. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Kılıfı güzel ördün diye benimle alay mı ediyorsun? Sümme haşa, ne münasebet. Aa, hayır tabii ki de değil. Olur mu öyle şey? Ya ben burada mağdurum. Ya benim ismim, kariyerim burada söz konusu. Ve bu alçaklığı yapan kimse, bununla ilgili her türlü işlemi yapmanızı istiyorum. Bu konuda her türlü işbirliğine de hazırım. Lütfen. Bekle burada. Tabii emredersiniz. Adam çakal. Maşası var. Şirket müdürü başka. Yani imza yetkisi başkasında. Üstüne kayıtta hiçbir şey yok. Ne yani şimdi, adam alay ede ede gidecek mi buradan? Sorgusunu uzatacağım. Elimden geldiğince nezarette tutacağım ama o durumda layığınca içeri tıkmak zor görünüyor. Ben bir kendisiyle yalnız görüşebilir miyim? Oo! Gecenin sürprizi geldi. Bomba. Bakın taşın altından kimler çıkıyor. Ya ben seni, beni kurşunlatıyorsun diye polise şikayet ediyorum. Sen de aynısını yapıyorsun öyle mi? Eğlenmek için başka yöntemler mi bulsak acaba? Ne yapsak? Ama ben sana bir şey söyleyeceğim. Sayende bu müdürün ne mal olduğunu anlamış oldum yani. Allah razı olsun. Güzel. Eğleniyorsun. Bu dünyaya bir kere geliyoruz. Eğleneceğim tabii, ne yapacağım ya? Değil mi? Hı-hı. Ama yanlış adamlarla. Fikret'ten uzak dur. Bence sendeki bu şüphecilik durumu biraz paranoya seviyesine doğru yaklaştı. Fikret ne ya? Ne alakası var konuyla Fikret'in? Hiç şaşırmadım biliyor musun? Ben seni kendi pisliğine boğduğumda anlarsın ne alakası olduğunu. Şimdi hali hazırda hayat sana güzelken sen tadını çıkar. Çok da vaktin kalmadı çünkü. Ben sana çay söyledim. İçtiğin soğuk sular senin beynini dondurmuş. Hadi görüşürüz. Ay Faruk, inanamıyorum artık ya. Ne istiyorsun sen bu adamdan bu kadar? Dilara, Allah aşkına aç gözünü. Aç gözünü. Yoksa sen de batacaksın bu pisliğe. Lan
Sizden başkası iş yapamayacak mı bu şehirde? Ben anlamıyorum ki ya. Bu ne hırs ya? Affedersiniz. Adem Sezgin. Aşkım. Şşş. Açma uyku. Açma. Nerede kaldın? İyi misin? Sabah konuşuruz. Yorulmuşsun çok belli. Uyanmayacağım. Gözümü açamıyorum. Özür dilerim. Ama sen beni korumak için bile bana yalan söylemedin. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Yarın sabah olsun, hep özür. Teşekkür edeceğim sana hep.